Allah'ımızın karşısında merhamete layık olmamızın sebeplerinden birisi, boynumuzu büküp yaptıklarımızı yok kabul edip beceremedik, hakkını veremedik. Allah'ım ben beceremedim kulluğumu, yaptıklarımın da kalitesi uygun değildir, ne olur sen kabul eyle dersek Allah o zaman kabul eder. Ben namazda kazam yok, kimseye de kötülüğüm yok, kurslara, fakirlere de yardım ederim, ben hazırım cennete girmeye dersen hiçbir şey yapmadın sen demektir. Hiçbir şey yapmadın demektir. Kardeşim, aklını başına topla. Allah'ın sana verdiğinden fazlasını veremezsin. Veremezsin. Allah'ın sana verdiğinden fazlasını veremezsin. Allah sana verirken sayısız veriyor. Sen verirken sayılı veriyorsun. Havalara girmene gerek yok. Boynunu bükersen az yaptığını Allah çok kabul eder. Kafanı havaya dikersen çok yaptığını yok kabul eder. Ne çıkacak karşına? Sıfır sıfır, elde sıfır. Hiçbir şey çıkmayacak karşına. Hiç kaza namazın olmasa bile kıldığın namazların hiçbirisi Rabbimizin arzu ettiği, beklediği kalitede değildir. Ya kabul etmezse ezikliğini yaşayacaksın. Namaz kılmayan adam namaz kılmadığının ezikliğini yaşayacak. Kılan adam da arzu edilen kalitede kılamadığının ezikliğini yaşayacak. Hiç kimse böyle horoz gibi ötmeyecek. Horoz gibi ötmeyecek. Ben varım, ben cennete girmeyeceğim de kim girecek? Peygamberler bunu söyleyemedi. Sen nasıl söylüyorsun bunu? Allah'tan utan be. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike ya Allah" demedim ya. Allah'ım ben sana hakkıyla ibadet edemedim demedim ya. O böyle söylüyor. Sen nasıl bu havalara giriyorsun ya? Kimseye kötülüğüm yok. Varlığın kötülük kardeşim ya. Ne zaman sen nefsin pisliğinden kurtuldun ki? Ne zaman nefsin pisliğinden kurtuldun ki? Ne zaman şeytanın esaretinden kurtuldun ki? Niye eksik tarafımızı görmeyelim ki? Niye hatalı tarafımızı görmeyelim ki? Hanım derken ağzından bir tane daha hanım çıkıyor. Peki Allah derken bir tane daha Allah çıkıyor mu ağzından? Torunu severken yavrum dediğin zaman bir tane daha torun yavrum çıkıyor ağzından. Allah derken çıkıyor mu ağzından? Torun mu daha tatlı, Allah mı daha tatlı? Eksiğimizi görmemiz lazım. Onun için boynumuzu bükmemiz lazım. Ya Rabbi derken suçlu bir insan edasıyla, sedasıyla Ya Rabbi diyebilmek lazım. Eğer suçlu bir insan sedasıyla, edasıyla Allah dersek, Ya Rabbi dersek, vallahi Allah bize hüsnü iltifat eder, kabul eder bizi. Gel kulum der, haddini bildin der. Rahmetiyle bize muamele yapar.